Merhaba arkadaşlar, Ethereum Mining Rig kurulumu videomun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırlarsanız kullandığım anakartı tanıttım. Ayrıca ekran kartlarımdan birisinin kutusunu açtım, onu size gösterdim. Ve temel kurulumumu yaptım. Yani anakartı üzerine işlemciyi, soğutucuyu, RAM'i bağladım. Power supply yani güç kaynağından elektrik verdim. Ve USB'den yüklediğim Hive OS'i çalıştırdım. Böylece anakart, işlemci veya RAM'de bir problem olmadığını anlamış oldum. Bu videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu bölümde esas kurulumun ikinci bölümüne geçiyorum. Yani mining rig'e anakart, işlemci, RAM bağladıktan sonra bir adet ekran kartı takacağım. İlk önce bakalım bir ekran kartıyla çalışıyor mu? Sonra elimdeki diğer 3 ekran kartını da bağlayıp toplamda 4 ekran kartıyla Mining Rig'i Hive OS çalıştıracağım. Bakalım nasıl oluyor? Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin ve beni Instagram'dan Entel Mühendis Takma adı nickname ile de takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet unutanlar için Rig kasamımızı gösterelim. Bunun birleştirme videosunu koydum. Linkini bıraktım. Şimdi şu alt tarafa Bu alt tarafa anakartı oturtacağım. Yanına güç kaynağını koyacağım. Bağlantıları yapacağım ve bir üst kata da Ekran kartlarını monte edeceğim ve yine bağlantılarını yapacağım. Her anı adım adım kaydetmiyorum. Ara ara kesitlerle size göstereceğim. Şimdi anakartın montajını yaptım. Zor bir noktası yok zaten bunun ama gördüğünüz üzere şöyle minik tornavidalar kullandım. Saatçi tornavidası diye geçen böyle şarjlı motorlu tornavida kullanmayın sakın bu anakartı monte ederken böyle yerlere. Bakın şurada vidaları var. Bu vidaları oturtarak anakartı bağladım. Şimdi yanına power supply'ı koyacağım ve güç bağlantılarını yapacağım. Arkadaşlar bir aşamayı daha tamamladım. Şimdi şu gördüğünüz power supply'ı plastik kelepçelerle tutturdum. Bunlardan internetten satın almanızı öneririm bu kasa için. Çünkü bunu vida ile sabitleme imkanı yok. İkinci nokta tabii ki bunun bağırsakları diye tabir ediyorum ben. Kabloların yerleştirilmesi ve takılması. Şimdi şuraya şöyle birazcık yaklaşayım. Remin arkasında Remin arkasında bu ATX kasa bağlantısı var. Ama şurada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın bu zemin oynak bir zemin. Böyle esnek bir zemin. Bunu bu ATX kasa bağlantısını bunun üzerindeyken yapmayın çünkü bastırınca belki anakartı çatlatabilir bilmiyorum. Ben önce bağlamıştım bunu. Sonra söktüm, anakartı söktüm. Tahta bir zemin üzerinde yaptım. Ondan sonra tekrar anakartı bağladım. Keza şuradaki CPU güç noktası da aynı şekilde. CPU'ya güç veren yer, power bağlantısı. Onu da bu kasaya monte etmeden yapmanızı tavsiye ederim. akabinde başka ne yaptım? Hemen onu da göstereyim. Bu anakartın üzerinde şurada ve şurada anakarta güç besleme noktaları var. Eğer 3'ten daha fazla ekran kartı takıyorsanız anakart bunu istiyor. Zaten yapmazsanız da ekranda uyarı veriyor. Siz 3'ten fazla ekran kartı takmışsınız. Lütfen buraları bağlayın. Power supply ediyor. Bir de şu arkadaki fanların elektriği için yine buradan bir bağlantı yaptım. Şu da en çok el oyalayan kısımlardan bir tanesi bu ikisini denk getirebilmek arkadaşlar. Yapınca anlarsınız. Şunu icat edene, bu soketleri icat edene bayağı bir saydırdım diyebilirim. Şimdiki adımda ne yapacağım? Ekran kartının bir tanesini takacağım. Öncelikle güç vereceğim. Bakayım ne durumdayız. Sonra kapatıp diğer ekran kartlarımı bağlayıp sistemin Yazılımsal kısmına geçeceğim. Evet şimdi bu noktada ne yaptığımı hemen size göstereyim ve anlatayım. Yakın plandan göstereyim. Şurada görüyorsunuz ekran kartımı bağladım. Fiziksel olarak montajını yaptım. Hemen şöyle üstten gösteriyorum. Şuraya güç bağlantılarını verdim ekran kartını besleyecek. Buradan döndüm. Hemen şurada riser kart dediğim kartı anakarta bağladım. Bunu USB ile şu size videonun başında gösterdiğim şu arkadaşa bağladım. Bunu da şuradaki SATA kablosuyla power supply'dan yani elektriğe bağladım. Şimdi yapacağım işlem bakalım tek kartla sistem çalışıyor mu? Nasıl çalışıyor? Bir düzenlemesine bakacağım. Sonra da Diğer kartları elimdeki monte edip sistemi tamamlayacağım. Evet, şimdi elektriğini bağladım power supply'ını, görüntüsünü. Şu anda daha düğmesine basmadım sistemin çalışması için. Bakalım hep birlikte göreceğiz açılışını sistemin ve gürültüsünü tabii ki. Evet arkadaşlar sistem başarıyla tek kartla çalıştırıldı. Bana şu anda tabii ki şeyi soruyor. İnternet bağlı değil bana Wi-Fi bilgisi gir diyor ama bilerek girmedim sadece tek kartla çalıştırma yaptığım için. Şöyle göstereyim size. Şimdilik bunu ben kesintisiz güç kaynağıyla çalıştırdım. Şöyle gözüküyor. alttaki şeyler fanlar güzel çalışıyor. Çok belli olmayabilir ama buradan ekran kartının fanı da güzel çalışıyor. Şimdi bu sistemi kapatacağım ben diğer kartları bağlayacağım. Dört kartlı rigimizin bitmiş hali. Şöyle yakından üstten falan göstereyim. İki kartımız daha yolda. Onlar gelecek. 6'ya tamamlayacağız bunu. Şöyle bütün bağlantıları tamamlandı. Belki şimdi bunları bir toparlarım ben kelepçelerle. Plastik kelepçelerle daha düzgün olsun diye. Bunun haricinde işlem tamam. Şimdi elektriği vereceğiz tekrar ve Hive OS'in kurulumuna geçeceğim. Şu USB bellekten çalışacak Hive OS. Bunun USB'ye nasıl kurulduğu ilgili bir video da çektim. Onu da paylaşıyorum. şurada hemen bir bilgi göstereyim. Acaba anakart bu ekran kartlarını gördü mü vesaireyi anlamak için. BIOS'un PCIe Slot Detection kısmına girdim. Şöyle birazcık televizyona doğru yaklaşıyorum. Şuradaki sarı renkli olanlar 4 tane kartımı bu şekilde taktığım için gözüküyor. Burada kırmızı veya siyah bir şey gözüküyorsa anlaşılıyor ki o kartlar çalışmıyor veya o kartı tanımadı daha BIOS seviyesinde veya BIOS seviyesinde o yüzden bağlantıları kontrol etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, mining rigimi 4 kartla çalıştırmayı başardım. Bundan sonraki videoda da işletim sistemiyle ilgili kurulumu, ince ayarları sizinle paylaşacağım. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.